Kıyılacak nikahın evlenen çiftimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Nikah merasimine geçiyorum. Sizden başlayalım Zeynep Hanım. Evet, benden başlayalım. Ozan Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Bravo. Peki ya siz Ozan Bey? Bu dünyalar güzeli, iyilik timsali, özene bezene yaratılmış, eşsiz, benzersiz, bir içim su, yüce insan Zeynep Hanım'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Hiç. Zeynep. 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 Şoka girdi. Şoka girdi, takıldı. Zeynep. Evet diyeceksin. Ozan, evet diyeceksin. Zeynep. Ozan. Zeynep. Ozan. Ozan, evet diyeceksin. Zeynep. Evet, şoka girdi. Çok affedersiniz, duvarımı şurada şey yapayım. Evet diyeceksin. Ozan, evet diyeceksin. Zeynep. Şoka girdi. Evet, kabul et dese. Zeynep. Etse. Evet, kabul ediyor musunuz Ozan Bey? Evet. Zeynep. Evet. Bir, iki, üç. Evet, evet. Zeynep. Evet. Zeynep. Zeynep. Aşkım. Hadi kalk. Ne? Ya kızım kalk, geç kalacağız, uyuyakalmışsın burada. Ay Ozan. Ne? Ay Ozan ya, ne biçim adamsın, tam uyanacak zamanı buldun, hayret bir şey ya. Ne kız, rüya mı görüyordun, ne görüyordun? Söyle. Ay, görüyordum. Ne görüyorsam görüyordum. Sana ne gördüğümden. Ne? Sana ne, iki dakika sonra gelsen ölürsün sanki. Tamam Zeynep, hadi bir yapma da kalk, geç kalacağız hadi. Ya ne malum mu oldu sana ya, ne biçim adamsın ya. Ne malum mu oldu? Tamam şimdi, tamam git sen git, ben geliyorum. Git sen git. Emin misin? Uyuma burada. Geç kalacağız. Uyumayacağım. Tamam git sen. Tamam mı? Ben gidiyorum. Hadi çabuk. Geliyorum. Ay dur, bir daha göreceğim bunu. Evet. Evet, aynı bahçedeyim. Bana sordu. Ozan'a sordu. Olmuyor işte. Olmuyor. Açıldı çünkü, rüyam açıldı çünkü artık. Bilincim geldi yerine. Ay canım. Ay canım, ben de. Ne oldu? Ne diyorsun? Ne oldu be? Hayırdır? Ne diyorsun? Ne olmuş kızım, söylesene ya. Ay. Kız söylesene ya. Ne oldu? Bana haber verdin. Niye haber vermiş öyle şey? Tamam canım, sen kızları ara canım. Hadi tamam. Hadi bakalım. Tamam, görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Bitti mi? Şimdi öğrenebilir miyim acaba ne olduğunu, mevzunun? Ay Ozan, ne kadar meraklısın. Ne diyor? Söyle. Beni de meraklanır işte. Söylesene işte. Hadi. Neymiş? Abim, lise arkadaşım Elif var ya. Hı hı. Erkek arkadaşı evlenme teklif etmiş ona. Bu mu yani? Bu kadar tantana bunun için miydi? Kocaman da bir tektaş yüz kalmış. Ne diyorsun? Bir salgınım. Ben bunun rüyasını görmüştüm yalnız. Deme ya. Vallahi görmüştüm ben bunun rüyasını. Vallahi malum oldu bana. Ne zaman gördün? Ne gördün? Şey gördüm. Ne? Nasıl görmüştüm ben bunun rüyasını? Dur bir dakika, ben bunun rüyasını görmüştüm. Nereye gidiyorsun ya? Bizim yemeğini yesene. Zeynep! Dur bir dakika. Bir dakika buluyorum. Şimdi hayırdır inşallah. Dur bakalım. Bu ne? Bu benim rüya günlüğüm. Rüya günlüğüm? Ne işe yarıyor? Sence? Gördüğüm rüyaları izliyorum işte, unutmak için. Eşek semeri görmüşüm. O olamaz. Takunya da değil. Sen bunları mı görüyorsun rüyanda be? O zaman konsantrasyonu bozma. Bu değil. Hamam görmüştüm bütün gece rüyamda. O da değil. Allah'ım yarabbim, sen bana sorun ya. Topuk taşı görmüştüm. Yok, onlardan yani. Topuk taşı mı? Buldum. Bir şeyler görüyorum. Vallahi buldum. Ay, papatya toplamışım rüyamda. Ne zaman toplamışsın? 16'sına 17'sine bağlayan gece. Ulan neredeyse bir ay oluyor kızım. Olmuş mu o kadar?
Olmuş canım. Ama aslında sen olmuşsun. Ulan bir ay önce gördüğün rüya şimdi mi çıkarmış? Düşün işte. Ne kadar önden görüyorum anla. Nostradamus gibi kadınım. Ya kızım saçmalama Allah'ını seversen. Rüya gördün mü, o gördüğün şey ya ertesi sabah çıkar ya da ertesi gün çıkar yani. Ama bu kadar şeyi bir yere not edersen mutlaka bunu bir şeye bağlarsın. O da zaten çıkar yani. Papatya toplamışım bak rüyamda. Çayır çimen böyle her yan papatya diyorum. Nasıl topluyorum böyle kucağımdan taşıyor. Çıktı vallahi çıktı. Lan hala çıktı diyor ya. Çıktı. Evet, sen bir ay öncesinden rüyanızını gördün. Ondan sonra da bu neydi o Elif'in kuzenine malum oldu. Çocuk da geldi gitti Elif'e evlenme teklif etti. Maksat senin gördüğün rüya boşa gitmesin yani. Düşün öyle işte, mi? İşte elin oğlu nerelerden hissetmiş beni. Sen daha burnumun dibindesin ama nerede otur. Yalnız bir şey söyleyeyim. İri Tektaş dediydi değil mi? Hı. Dur ben onu da görmüştüm. İyi Batı'yı görmüşsün mutlaka. Görmüştüm tabii ki. Ne bunlar? Ne yesem acaba ben ya? Hiçbir şey anlamıyorum ki. Ya kızım şu telefonu bırakıp menüye baksana sen de ya. Allah Allah. Tuttu gene. Ne bunlar yok, ya? Yok gerek yok ya. Hiç gerek yok. Ne demek gerek yok ya? Ya menüye baksana. Evet ne arzu ederdiniz? Vallahi ben henüz ne yesem... İki tane dana karpaccio. Bir de ortaya avokado salatası. Tabii efendim hemen. Vay lan vay, hakikaten enteresan yani. Sen ki 3 saat menüye bakmadan, baktıktan sonra bile şunu istiyorum, böyle istiyorum, ay pardon yok onu istemiyorum, şunu şöyle istiyorum demeden şak diye sipariş verdim. Ben hakikaten yanlış görüyorum. Yok, yani. Doğru görüyorsun. Aynen de öyle yaptım yani. Ulan ilk defa geliyoruz bu restorana. Menüsünü nereden biliyorsun öyle şaka şaka sipariş verdin kız? Sen biliyorum ya. Benim duvarım buranın menüsünden daha zengin tatlım. Anlamadım canım. Ama bef, şimdi moda oldu ya. Herkes böyle bir yerlere gidiyor, gittiği yerden yedikleri yemeklerin fotoğraflarını çekiyorlar. Ondan sonra altına da yazıyorlar şunu yedik, bunu yedik diye. Hı. İşte öyle. Edalar da buraya gelmişler. Burada bir şey yemişler. Fotoğrafını çekmiş, altına da böyle adını yazmış yemeği. Zaten oradan biliyorsun. Evet. Ne yiyoruz peki şimdi biz? Cappuccino mu, Monica Bellucci mi? Neydi? Dana Carpaccio. Dana Carpaccio. Nasıl bir şeydi bu? Dur. Şöyle bir şey işte. Ha. Yeriz artık. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim be. Ulan bu Eda ne yaptı? Bayağı görgüsüzlük kardeşim. Hiç öyle deme valla. Az sonra ben de aynı şeyi yapacağım çünkü. O zaman değil tabii. Evet. Bir şey soracağım aşkım. Soracağım. Bu öküzün küçüğüne ne diyoruz biz? Dana. Hay ağzını dana aldın. Ay, 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 ay. Ne oldu ay? Yesinler. Neyi? Ay seni. Neyi? Beğenmedin mi esprimi? Ha? Beğenmedin mi esprimi? Yemin kapat yaptın bana. Hadi bekleyin. Ya. Aşkım. Sen benim uçsuz bucaksız okyanustaki kutup yıldızımsın sevgilim. Seni kaybedersem yolumu kaybederim. Yolumu kaybedersem gemimi kaybederim. Gemimi kaybedersem ömrümü kaybederim. Ne? Ay Ozan. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu sözler sana mı ait? Yoksa yine bir yerden mi arakladın? Bu tamamen içimdekilerin dışa vurumu. Ay o zaman çok kıymetli. Çok güzel Ozan. Beğendin değil mi? Bayıldım. Bu seferki tamamen benim içimden kopan şeyler. Şahane dur tam feyslik. Ne? Dur bir dakika. Yaz bir şey söyleyeceğim. Hı. Altına Oscar Wilde yazacağım. Bozulmasın değil mi? Niye? Ne bileyim Ozan Karaman yazarsam kimse sallamayacak çünkü. Neydi? Yolumu kaybet... Neydim ben? Sen benim için uçsuz bucaksız okyanustaki kutup yıldızımsın. Tamam. Yolumu... Seni kaybedersem bir yolumu... Bir dakika yolumu... şey yapma. Sevgilim sen bizi bu restorana getirdin de fiyatlara baktın mı gelmeden önce? Nasıl çok mu pahalı? Pahalı laf mı kızım? Oharra diyorum. Oharra. Tamam yerindeyiz tamam. Ne diyorsun kızım sen ne iyisi? Hani bu işlerin asgari ücret geçerlidir diyorlar ya. Ulan bu yemeklerin her biri bile asgari ücret be. Ya Ozan'cığım lütfen tır tır konuşup duruyorsun. Eda ile Burak'ın en sık geldiği yer burası. Hı? Kendimi burada göstermezsen feslerim çatlayacağım. Gerçekten çatlayacağım artık.
Kızım sen sağa sola hava atacaksın diye ben Nur'u bırakamam, anladın mı? Tamam, o yüzden sadece soda söyledik zaten. Soda da içler acısı, baksana yürek yakıyor be. Oğlum ya. Sipariş yok, yanlış oldu galiba. Biz yemek sipariş etmedik arkadaşım. Dur, ne olacak, hastanın doktor ayağına gelmiş. Koy siz onları. İki dakika. Sen şuradan benim fotoğrafımı çeker misin? Ben alayım. Ne yapıyorsun? Şöyle. Zeynep'ciğim ya. Tamam. Tamam, bu kadar yeter. Bir tanesi yeter. Çabuk fotoğrafımı çek. Tamam. Bir tane çek. Yemeği çekiyor musun? Tamam, çektim. Tamam, yaptım. Pardon. Bunlar yanlış ya. Bunları bir sahiplerine şey... Önce şatalladınız sanırım onları. Ağzıma sokmadım ki. Tertemiz, ağzıma sokmadım. Hiç delik yok yani. Sokmalar kızım. Hiç batırmadım bile çatalı. Çatalı bitirmedim. Yemek biraz sipariş edeyim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bunları da al. Hemen fesleyeceğim. İşe gideceksin. İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi ya. Çok güzel çıkmış. Hadi sodaları içelim de kalkalım. Fotoğraf çektik. Soda da yalnız tadı bir aynı her yerde. Tabii canım, aynı olacak. Merhaba, buyurun. Merhaba. Yok, öyle sert sert buyurun demenize gerek yok. Biz zaten içeri girmeyeceğiz yani. Evet. Bir ricam olacak şimdi. Şu cep telefonunu arkadaşım içeride bir check-in yaparsan... Foursquare'de biz hani buradaymış gibi görünmek istiyoruz da. Tabii, yalnız check-in'in rayici 50 lira. Ne yaptın arkadaşım, ben içeri girer bir de 50 liraya karnımı doyururum ya. 50 liraya sen bu kapıdan içeri giremezsin Ozan'cığım. Tamam, tamam. Bari bir de yemek fotoğrafı falan da çek de o zaman. Tabii. Yemek fotoğrafı çekersek de yemek başına 20 liranızı alırım. Eğer restoranın spesiyeli ise 30 lira. Aa, ama şimdi burada durun. Şimdi burada durun. Adam kazıklıyorsun. Müdürünü çağır. Evet. Müdürünü çağır. Vallahi işinize gelirse hanımefendi. Her gün böyle kaç kişi geliyor biliyor musunuz? Check-in yapın, fotoğraf çekin diye. Hadi ya. İyi, tamam. Peki. Şimdi şöyle yapalım. Ya işte bozuk yok. Sen bak al şu 60 lirayı al. Bize et bir yemek, bir de çekin yap, bir de yemek fotoğrafı da çek. Hadi, tamam. Hadi. Burada bekleyin, geliyorum. Tamam, lütfen Serak canım kardeşim. Hadi al Zeynep, al. Bir de düşürdüğün hallere bak. Öyle deme, öyle deme. Sosyal medyada çok şeyimiz olacak, forsumuz olacak. Forsumuz olacak, forsumuz. Benim bir pintinin harcadığı paraya bak fotoğraf için. Evet ya, komik olan o oluyor. Ozan, sahilden gidelim. Saçmalama Sigrid, niye sahilden gidiyoruz ya? Allah Allah. Şimdi şuradan arkadan sanayi sitesine dalacağım. Oradan arkadaki ara sokaklardan, dar sokaklardan geçtikten sonra teme bağlandık mı evdeyiz ya. Ne diyeceğim ben? Sanayi sitesini mi demeyeyim diyeceğim, onu mu çekinleyeceğim? Ya hala çekin mi diyorsun sevgilim bana, lütfen ya Allah'ın sana. Ya evet sana ama sen... ya lütfen Allah aşkına ya. Ya ne olur ya, sanayi sitesinde kimsenin bilmediği etmediği yollar, buradayım falan diyemem. Ya herkes takip ediyor, bu nasıl bir sorumluluk biliyor musun? Ya kızım sen ben Boğaz'dayım diyeceksin diye ben öyle yol iki katına çıkartıp bir de trafiğe giremem, unut bunu. Allah Allah. Ama iyi tamam. Ya Emirgan'dan şeye kadar gidelim hiç olmazsa. Emirgan'a kadar gidelim, oradan temiz çıkalım. Asla sevgilim, olmaz, unut. Tamam o zaman, ne diyeceğim? Sanayi mahallesindeyim. Buradaki insanlar sevgi dolu, çok misafirperverler. Sanayi sitesindeyim, çok misafirperverce karşılanıyorum. Bir çırakla karşılaşıyorum sonra. Ürkek gözleriyle bana bakıyor. Ve ardından konuşmaya başlıyorum mikrofonlara. Olmaz sevgilim. Senden Tayfun Talipoğlu olmaz. Unut onu. Ha? Hadi çekinini yaptım. Uçuşa geçiyoruz. Hadi canım. Hadi. Ozan. O. Eda bir sürü yardım kuruluşuna üye olmuş. Hı. Onu da mı söyledi sana? Ona da bu yakışırdı zaten. Yok be. Feste Twitter'da falan paylaşıyor. Hı? Face'de Twitter'da falan paylaşıyor. Evet, al işte. Daha beter ya. Biz de yardım edelim mi insanlara? Ya güzel gözüm. Bak bir şey söyleyeyim ben sana. Kızım sen çok iyi bir insansın, tamam mı? Sen yardıma ihtiyacı olan bir insana yardım etmek için elinden gelen her şeyi yaparsın. Ben senin kalbini biliyorum. Senin kalbin temiz. Bunu benden daha iyi kimse bilemez. Tamam mı? Ama bu Eda... Ya bu... Şimdi bu... Buradan ilan ediyor.